Bursa TV ekranlarından herkese günaydınlar. Bugün 24 Nisan 2018 Sabahın Demi programıyla karşınızdayız. Öncelikle yayınımızı 88.3 Sancak FM'den de canlı olarak sizlerle paylaşıyoruz. Hatırlatmasını yapalım. İstiklal Marşımızla başlıyoruz. Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tütende en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban olayım çehrene ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir günü ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarına sonra helal. Hakkadır, hakka tapan milletimin istiklalı. Değerli izleyenler, İstiklal Marşımızla programımıza başladık. O tüyleri diken diken eden Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nın 10 kıtasıyla başladık. Ve şimdi gündeme bir göz atalım. Dünden bugüne yansıyan haberlerle Sabahın Demi başlıyor. Değerli izleyenler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 98. açılış yıl dönümünde tüm yurtta coşkuyla kutlandı. Kutlamalar her yıl olduğu gibi bu yıl da Anıtkabir'de başladı. Meclis Başkanı İsmail Kahraman ve beraberindeki heyet, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 98. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Cumhuriyet'in tohumlarının atıldığı, meclisin açıldığı gün 23 Nisan 1920. İşte o büyük günün üzerinden tam 98 yıl geçti. 23 Nisan tüm yurtta coşkuyla kutlandı. Törenlerin ilk adresi Anıtkabir'di.
İlk olarak Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve beraberindeki çocuklar atanın huzuruna çıktı. Daha sonra Meclis Başkanı İsmail Kahraman ve beraberindeki heyet, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 98. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Tören'de İsmail Kahraman'la Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bakanlar ve Meclis Başkanlık Divanı üyeleriyle milletvekilleri yer aldı. Aslanlı Yol'da yürüyerek Atatürk'ün mozolesine gelen heyet, Meclis Başkanı Kahraman'ın mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu. Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir özel defterini imzalayan Kahraman, birlik beraberlik vurgusu yaptı. Milli iradenin tecelli ettiği Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı üyeleri olarak ülkemizi ve milletimizi geliştirmek ve daha ileri gitmesini temin etmek hususundaki hedeflerimize ulaşmak için azim ve gayretle çalışmaktayız. Tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek vatan, tek devlet şuuruyla çalışan Türkiye Büyük Millet Meclisi milletimizin güvenini boşa çıkarmayacaktır. Türkiye daha da gelişecek ve daima ileri gidecek. ...23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda liderlerin koltukları çocukların oldu. Beştepe'de çocuklarla buluşan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, koltuğunu 6. sınıf öğrencisi Fatih Mintaş'a devretti. Her yıl olduğu gibi bu yılda 23 Nisan'da üst düzey devlet kademelerinin koltuklarına çocuklar oturdu. Bir arada olmak umuduyla Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı... Beştepe'de çocuklarla buluşan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, koltuğunu 6. sınıf öğrencisi Fatih Mintaş'a devretti. Erdoğan, temsili Cumhurbaşkanı Mintaş'a başkan diye hitap etti. Bugün de Sayın Başkan Fatih'e biz bu makamı takdim ediyoruz. Ve şimdi de Sayın Başkanımızın milletimize mesajlarını, ülkemize mesajlarını bizzat kendisinden dinlemek istiyoruz. Tabii. Öte yandan Erdoğan'ın torun sorusuna verdiği yanıt salonda bulunanları güldürdü. Torunlarınızla acaba bir 23 Nisan kutlaması yapabildiniz mi? Onların 23 Nisan'ı nasıl geçiyor? Dedelerini görebildiler mi? Görüyorsun, yine bana soruyorsun. Ben kardeşimin genel provasını izlemiştim. Gayet güzeldi. Onunla birlikte de vakit geçirmeye çalışıyorum. Torunlarım olmadığı için... Başbakan Binali Yıldırım ise çocukları Çankaya Köşkü'nde ağırladı. Yıldırım başbakanlık koltuğunu 11 yaşındaki Esma Didesu Taşyürek'e verdi. Taşyürek Türkiye Cumhuriyeti'nin son çocuk başbakanı oldu. Söyleyeceklerim var mı? Okullarla ilgili, eğitimle ilgili neler yapılmalı? Eğitim için çocukların görüşü alınmalı. Başbakan Yıldırım'la Taşyürek salonu gelişlerinde çocuklarla tek tek selamlaştı. Yıldırım görme engelli Ubed Gökdoğan'la bir süre sohbet etti. Ardından ona sarılarak bayramını kutladı. Milli Savunma Bakanlığı koltuğuna ise Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan piyade uzman çavuş Serdar Ege'nin kızı Elvan Ege oturdu. Bakan Ege ilk icraatı olarak da DSK içindeki kadın rütbeli asker sayısının artırılacağı müjdesini verdi. Ne olacak? İlk icraatım Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki kadın subay ve az subay oranını arttırmak olacak. Meclisin açılışının 98. yıl dönümüyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Meclis Başkanı Kahraman'ın başkanlığında özel gündemle toplandı. Toplantıda gergin anlar yaşanırken Başbakan Binali Yıldırım, CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'in 15 Temmuz'la ilgili suçlamalarına tepki gösterdi. Dönemin Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Sayın Binali Yıldırım, Tuzla'daki evine bırakılmış, tankların Tuzla'ya hareket ettiği vehmi üzerine kendisi evden alınmış, bilinmeyen bir döne doğru yola çıkmış, jandarmanın çakarları görüldüğünde
Ilgaz Tüneli'ne saklanmış, geceyi Ilgaz Tüneli'nde geçirmiştir. O gecenin gerçeği şudur. O gece tanklar senin genel başkanına yol verirken bu ülkenin başbakanı uçaklara alçakları vurun demiştir. Meclisteki 23 Nisan özel oturumunda 15 Temmuz tartışması çıktı. Milletvekillerini kiraya... Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, meclisin açılışının 98. yıl dönümüyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Meclis Başkanı Kahraman'ın başkanlığında özel gündemle toplandı. Burada bir ünlü rakamlar. Açılış konuşmasını Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ın yaptığı özel oturumda gergin anlar yaşandı. 7 Ağustos'ta beraberdik, tamam, hep beraber olacağız. Tamam. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Başbakan Binali Yıldırım'ı hedef alarak skandal açıklamalarda bulundu. Genel Başkanı Sayın Binali Yıldırım. Kendisi hakkında söylenenlere çok sinirlenen Başbakan Yıldırım söz alarak CHP'li Özel'e sert tepki gösterdi. Burada ana muhalefet partisinin hatibi şahsımı hedef alarak darbe gecesi benim tanklar eşliğinde evimden çıkarıldığımı, emniyetli bir yere götürüldüğümü ifade etmiştir. O gecenin gerçeği şudur. O gece tanklar senin genel başkanına yol verirken bu ülkenin başbakanı uçaklara alçakları vurun demiştir. Bu mücadeleyi yapmıştır. Bu ifadelerin ardından AK Parti sıralarındaki milletvekilleri ayağa kalkarak Yıldırım'ı uzun süre ayakta alkışladı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan genel kuruldaki tartışmalarla ilgili soruya rezalet yanıtını verdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş, Çocuk Bayramı nedeniyle Bursa Sadi Etkeser İlkokulu öğrencilerini ağırladı. Çocuklarla sohbet eden Aktaş, makamını bir günlüğüne çocuklara bıraktı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Bursa Sadi Etkeser İlkokulu öğrencilerini ağırladı. Okul Müdürü Adem Koçdemir ve Sınıf Öğretmeni Murat Karakerle ile okul öğrencilerinin katıldığı ağırlamada 4A sınıf öğrencisi Mustafa Berk Bayram'la 4B sınıf öğrencisi Elif Altun temsili olarak başkanlık makamına geçti. Küçük başkanlardan Mustafa Berk Bayram, Bursa'daki yeşil alan miktarının daha fazla artırılmasını istedi. Yeşil bir Bursa istiyorum. Kirliliğin çok olduğu bir şehir olmaya başladı. Ben bunun olmamasını istiyorum. Başkan Aktaş günün anısına minik misafirlerine limonata ikram ederek ziyaret sonrasında çeşitli hediyeler verdi. Çocuk başkanların büyükşehir kariyeri çektirilen hatıra fotoğrafının ardından son buldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Bursa'da da coşkuyla kutlandı. Atatürk Anıtı önüne çelenk konulmasıyla başlayan program Merinos Parkı'nda yüzlerce öğrencinin gösterileriyle devam etti. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Bursa'da coşkuyla kutlandı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 98. yıl dönümü Bursa Atatürk Anıtı önüne çelenk konulmasıyla başladı. Kentteki kutlamalar Merinos Parkı etkinlik alanında devam etti. Ardından öğrenciler tarafından şiirler okunarak çeşitli gösteriler sunuldu. Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Bugün İstiklal Harbi'nin başkomutanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve aziz milletimizin Cumhuriyet ve İstiklal'in ancak milletin iradesiyle kazanılabileceğini tüm dünyaya ilan ettikleri egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ilkesini tarihe yazdıkları onurlu ve anlamlı bir günün 98. yıl dönümündeyiz. Bugün ayrıca milli egemenliğin resmi olarak hayata geçtiği Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı ve bu egemenliği ilelebet koruyacak olan çocuklarımıza olan güven
ve sevgimizi göstermek adına bir bayramı olarak hediye edildiği tarihi bir gün. Folklor ekiplerinin gösterilerinin ardından kardeşlik şarkısının söylenmesiyle program sona erdi. Binlerce çocuk aynı anda gökyüzüne renkli balonlar bıraktı. Bursa İl Emniyet Müdürü Osman Ak, 23 Nisan'da 17 yaşına basan engelli genç kızın doğum gününü makam odasında kutladı. Ak'a sarılarak dakikalarca ağlayan genç kız, daha sonra mumları üfledi ve Osman Ak'ın ricası üzerine şarkı söyledi. Evet, doğum günü kutlu olsun. Bursa İl Emniyet Müdürü Osman Ak, 23 Nisan'da 17 yaşına giren engelli Eda Nur Altun'un doğum gününü makam odasında kutladı. Evet, doğum günü kutlu olsun. Toplum destekli polis memurlarının resmi ekip otosuyla evinden aldığı Eda Nur Altun, sirenler eşliğinde Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Burada Emniyet Müdürü Osman Ak'ın makam odasına çıkarılan engelli kıza ailesi ve arkadaşları da eşlik etti. Annesi Eda Nur'un en büyük hayalinin polislerle birlikte doğum günü kutlamak olduğunu belirtti. Genç kız kendisi için hazırlanan pastayı görünce gözyaşlarına hakim olamadı. Osman Ak'a sarılarak dakikalarca ağlayan genç kız daha sonra mumları üfledi ve emniyet müdürünün ricası üzerine şarkı söyledi. Eda Nur ve beraberindeki arkadaşlarına çeşitli hediyeler verildi. Jandarma Genel Komutanlığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı kliple kutladı. Klipte bu kez yetişkinler değil, miniklerin trafik kontrolü yer aldı. Geleceğe ışık tutan o renkli görüntüler geliyor ekranlarınıza. Gün bayram, erken kalkın çocuklar, giyelim en güzel giysileri. Jandarma Genel Komutanlığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı hazırladığı kliple kutladı. Sosyal medya hesapları üzerinden Atatürk'ün sözleriyle seslendiler minik kahramanlara. Küçük hanımlar, küçük beyler, sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı, ikbal ışığısınız. Yurdu asıl aydınlığa boğacak olan sizsiniz. Kalbimi ısıtan en sıcak. Birbirinden güzel çocuklar jandarma kıyafetleri içinde görevlerini en iyi şekilde yaptı. Bu kutsal görev geleceği inşa edecek olan miniklerle daha da güzelleşti. Bayramlarda hüzünlenir melekler. Öte yandan Genelkurmay Başkanlığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için şehit çocuklarının da yer aldığı özel bir afiş hazırladı. Afişin sağ üst köşesinde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafı yer alırken elleri Türk bayraklarıyla donatılmış yarınların umutları olan çocuklar yer alıyor. Değerli izleyenler, AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi aylar öncesinden Türkiye'nin güçlü yarınları için Cumhur İttifakı'nda birleşirken ana muhalefet Cumhuriyet Halk Partisi ise henüz bir aday çıkaramadı. Bununla beraber CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kimseye haber vermeden yaptıkları gizli görüşme sonrası CHP'den de çatlak sesler yükselmeye başladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bir süre önce kimseye haber vermeden yaptıkları gizli görüşmeden milletvekili transferi kararı çıktı. Demokrasinin kazanması için yargının bu siyasi tasarrufunun ortadan kaldırılması için siyasi değil ama demokratik bir tasarrufla Cumhuriyet Halk Partisi'ne mensup, biraz sonra isimlerini sayacağım, 15 sayı milletvekili partimizden bugün istifa ettiler ve İyi Parti'ye katıldılar. Kılıçdaroğlu ve Akşener'in parti kurmaylarına haber vermeden yaptıkları pazarlık CHP'de de tepkilere neden oldu. Başını İlhan Cihaner'in çektiği sol tabanlı milletvekilleri isyan bayrağı açtı. Cihaner Twitter üzerinden karara tepki göstererek ÖDP, TKP ve DSP içinde 20'şer vekil isteriz dedi. Cihaner mesajın devamında CHP tüzüğünün CHP çağdaş demokratik sol bir siyasal partidir maddesini paylaştı. Aslında ana muhalefetten uzun süredir çatlak sesler duyuluyor. Seçime ne kadar hazırız deseler de erken seçim çağrısıyla ilgili görüşümüzü dün çok net açıkladık. Hodri meydan, hodri meydan. İki vekili Cumhurbaşkanlığına soyundu. Adayım. Ben istiyorum. Parti zirvesinden net bir açıklama olmadı.
Sol görüşlü bir adayın çıkmaması halinde CHP'de çalkantılar devam edecek gibi görünüyor. Öte yandan CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger, PKK'ya yakınlığıyla bilinen bir ajansa yaptığı açıklamada CHP'ye en yakın partinin HDP olduğunu söyledi. Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'ye en yakın partinin CHP olduğunun altını çizen CHP'li vekil, ittifakla HDP'nin baraj sorununun çözüleceğinin sözlerine ekledi. Aksünger, HDP'nin ittifakın dışında tutulması mevzu bahis değil. Belki söylemde olmadığı için öyle düşünülüyor. HDP'nin barajı açacağını ve CHP'nin baraj sorunu olmayacağını düşünürsek zaten en sonunda gidip bir kişiye oy verilecek. Burada bir doğal ittifak var zaten ifadelerini kullandı. CHP ile HDP ittifakını savunan Aksünger, terör soruşturmasında tutuklanan Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret etmişti. Evet değerli izleyenler, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun skandal açıklamalarını getiriyoruz şimdi ekranlara. Osmanlı'ya zalim diyen Kılıçdaroğlu, padişahlara da ağır hakaretlerde bulundu. Bu çadırlar hepimizin ortak çadırlarıdır. Değerli arkadaşlarım, değerli dostlarım, şunu da ifade etmek isterim. Bu çadırlar aynı zamanda güzel Türkçemizi asırlar boyunca yaşatan çadırlardır. Bir daha söylüyorum. Bu çadırlar güzel Türkçemizi asırlar boyunca yaşatan çadırlardır. Osmanlı'nın sarayında Farsça konuşulurdu, Osmanlıca konuşulurdu ama bu çadırlarda öz be öz Türkçe konuşulurdu. Osmanlı'nın zulmüne karşı bu çadırlarda ne mücadeleler verildi? Ne mücadeleler verildi? Dadaloğlu, Köroğlu boşuna mı çıktı? Boşuna mı söylediler? Padişahın fermanını ama dağların da bize ait olduğunu boşuna mı söylediler? Mersin'de Silifke Yörük Türkmen çalıştaylarına katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu skandal açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Osmanlı İmparatorluğu ile ilgili sözlerinden dolayı Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kalın, Osmanlı zulmü, Osmanlı'ya düşmanlık ederek tarihi bilmeden ve anlamadan siyaset yapınca böyle oluyor demek ki. Ama millet hem biliyor hem de anlıyor. Önemli olan da bu ifadeleriyle birlikte CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Yörük çalıştaylarında yaptığı konuşmanın metnini paylaştı. Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile görüştü. Karamollaoğlu gazetecilerin ortak aday var mı? Abdullah Gül'ün adı geçiyor. Ortak aday gündeme geldi mi sorusuna, söylediğimiz sizin o sorulara cevap inşallah bu hafta sonuna doğru ortaya çıkar karşılığını verdi. 17 Nisan'da yapılan grup toplantısında Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin seçimlerin erken tarihe alınması talebinin ardından devletin zirvesinde yapılan çalışmalar ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekillerinin kabul etmesiyle seçim 2019, seçim 2018 oldu. Türkiye yeni sistemin ilk seçiminde Cumhurbaşkanı ile birlikte 550'nin üzerine 50 vekil daha seçecek. İşte 600 milletvekilinin Türkiye'deki dağılımı. Seçimlerin erken alınmasıyla YSK çalışmalarını hızlandırdı. İşe seçim çevreleri ve her seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısıyla başlayan YSK, 2017 yılı nüfus bilgilerini esas aldı. Yapılan tespit sonucunda çıkaracağı milletvekili sayısı 18'e kadar olan iller 1, çıkaracağı milletvekili sayısı 19'dan 35'e kadar olan iller 2, çıkaracağı milletvekili sayısı 36 ve daha fazla olan iller 3 seçim çevresine bölündü. YSK 600 milletvekilinin 81 ile dağıtımını yaptı. Buna göre 36 milletvekili çıkaracak Ankara 3, 20 milletvekili çıkaracak Bursa 2, 98 milletvekili çıkaracak İstanbul 3 ve 28 milletvekili çıkaracak İzmir 2 seçim çevresine bölündü. Bu seçimde ilk kez 3 seçim çevresine bölünen Ankara'da 1 milletvekiline 151.250 kişi düşecek. İlk kez 2 seçim çevresine bölünen Bursa'da 1 milletvekiline 146.840 kişi düşecek. Büyük Orhan, Karacabey, Mustafa Kemal Paşa, Nilüfer, Orhan Elevi, Osman Gazi 1 numaralı seçim çevresi, Gemlik, Gürsu, Harmancık, İnegöl, İznik, Keles, Kestel, Budanya, Orhan Gazi, Yenişehir ve Yıldırım 2 numaralı seçim çevresi oldu. Bartın tek vekille temsil edilecek.
İstanbul'da bir milletvekiline 153.359 kişi, İzmir'de ise bir milletvekiline 152.845 kişi düştü. 24 Haziran'daki milletvekili genel seçiminde tek milletvekili çıkaracak ilse Bartın oldu. Bir önceki seçimde bu ilden Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne iki milletvekili gitmişti. Milletvekillerinin illere göre dağılımı şöyle: Adana 15, Adıyaman 5, Afyonkarahisar 6, Ağrı 4, Amasya 3, Ankara 36, Antalya 16, Artvin 2, Aydın 8, Balıkesir 9, Bilecik 2, Bingöl 3, Bitlis 3, Bolu 3, Burdur 3, Bursa 20, Çanakkale 4, Çankırı 2, Çorum 4, Denizli 8, Diyarbakır 12, Edirne 4, Elazığ 5, Erzincan 2, Erzurum 6, Eskişehir 7, Gaziantep 14, Giresun 4, Gümüşhane 2, Hakkari 3, Hatay 11, Isparta 4, Mersin 13, İstanbul 98, İzmir 28. Kocaeli 13, Konya 15, Kütahya 5, Malatya 6, Manisa 10, Kahramanmaraş 8, Mardin 6, Muğla 7, Muş 4. Nevşehir 3, Niğde 3, Ordu 6, Rize 3, Sakarya 7, Samsun 9, Siirt 3, Sinop 2, Sivas 5, Tekirdağ 7. Tokat 5, Trabzon 6, Tunceli 2, Şanlıurfa 14, Uşak 3, Van 8, Yozgat 4, Zonguldak 5, Aksaray 4. Bayburt 1, Karaman 3, Kırıkkale 3, Batman 5, Şırnak 4, Bartın 2 ve Ardahan 2 milletvekili çıkaracak. Ayrıca 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve Milletvekili genel seçiminde aday olmak isteyen ve kanunda yazılı kurum ve kuruluşlarda çalışan başkan, yönetici ve üyeler en geç 26 Nisan 2018 Perşembe günü saat 17'ye kadar görevlerinden istifa etmeleri gerekiyor. Milliyetçi Hareket Partisi Osman Gazi İlçe Başkanlığı genişletilmiş ilçe divan toplantısı ve üye katılım töreni düzenledi. Törende konuşan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, erken seçim sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Milliyetçi Hareket Partisi genişletilmiş ilçe divan toplantısı ve üye katılım töreni düzenlendi. Saygı duruşu ve istiklal marşıyla başlayan tören, Osman Gazi İlçe Başkanı Muhammed Cihangir Kalkancı'nın konuşmasıyla devam etti. Törene 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle çocuklar da katıldı. Küçük divan üyeleri dikkatleri üzerlerine toplayarak anlamlı mesajlar verdi. Ulusal egemenlik ve çocuk bayramı kutlu olsun. MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Cumhur İttifakı'nı değerlendirerek özel açıklamalarda bulundu. Cumhur'un kararı açık ve nettir. Ona güçlü ve tam bağımsız Türkiye'dir. Büyük Türkiye'ye giden yolda bizzat Cumhur İttifakı'ndan geçmektedir. Milletimizin talep ettiği milli birlik ve beraberlik ruhunu siyasi ve sosyal seviyede muhafaza etmek, İç ve dış tehditlere karşı daha dirençli olmak amacıyla Adalet ve Kalkınma Partisi ile ittifak yapıyoruz. Çünkü biz birlikten kuvvet doğar diyoruz. Çünkü biz birlikte rahmet vardır inancıyla yürüyoruz. Biz siyaseti ancak milletimizin yüksek çıkarları, büyük hedefleri için yapıyoruz. Büyükataman erken seçimle ilgili değerlendirmelerde de bulunarak söz milletindir, karar milletindir dedi. 24 Haziran'da gerçekleştireceğimiz 26. dönem milletvekili seçimlerimizi ve eş zamanlı
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ülkemize ve milletimize hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Türk milliyetçileri olarak 24 Haziran'da bize yakışan, bizden beklenen Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin geleceğine irade koyma hususunda gece gündüz demeden önümüzdeki bu 60 günlük süreyi en iyi şekilde değerlendirmek mecburiyetinde olduğumuzu bir kez daha dikkatlerinizi arz etmek istiyorum. Tören, büyük atamanın parti üyelerine rozet takdimiyle son buldu. Milliyetçi Hareket Partisi Bursa İl Başkan Vekili Erol Sönmez, Bursa TV ana haberde önemli açıklamalarda bulundu. Erken seçim kararını değerlendiren Sönmez, CHP İYİ Parti ittifakını eleştirdi. Erken alınmış bir seçim var ve bu seçim Türkiye'nin hayrına, milletimizin menfaatine, ülkemizin geleceğiyle ilgili projelerin hayata geçirilmesiyle ilgili son derece sağlıklı bir ön seçim öngörüsüdür. Seçim tarihidir. Biz bunu şevkle, iştiyakla ve heyecanla karşılıyoruz. Zaten bizim de önerimizdi bu diyorum. Transfer edilen veya iradelerine ipotek koyarak başka partiye geçen vekiller bile, Cumhuriyet Halk Partisi bile bu meclisimizin saygınlığını, büyüklüğünü, gaziliğini bugün olmayacağı gibi yarın da gölgeleyemeyeceklerdir. Buna biz gölge düşürmeyeceğiz diye ifade etmek istiyorum. Çünkü bu zavallı bir durumdur, ahlaki bir durumdur ve bu işi yapanların yeni yaptıkları bir durum veya vazife de değildir. Evet. Bunu büyüklerinden öğrendiler. Çünkü merhum Ecevit 5 Haziran 1977 seçimlerinde 213 vekille hükümet kuramadığında onun yerine gelen 41. hükümet Süleyman Demirel hükümeti, azınlık hükümetinden tam 12 tane vekili aynı ayak oyunlarıyla İstanbul'da Bayrampaşa'da bir otelde siyasi literatürümüze ve siyasi tarihimize de Güneş Motel ismiyle, klişesiyle geçen aynı ayak oyunlarıyla demokrasiye gölge düşürecek şekilde milletvekili transferleri yapmışlardı. Yani bu sabıkalı partinin yeni bir uygulaması, bugün karşılaşıp şaştığımız bir durum değildir. Geçmişleri de demokrasiye indirdikleri bir takım darbelerle anılan bir siyasi parti. Bunu maalesef ve üzülerek ifade ediyoruz ki demokrasimizin tecelligahı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi içerisinde bunu gözümüzün içine baka baka bu arkadaşlarımız yapmışlardır. Sıra dışı bir hırsızlık haberimiz var sırada. Hırsızlar bir evin bahçesinde bulunan köpeği önce sevdi, sonra çaldı. Çin aslanı cinsi köpeği arama çalışmaları devam ediyor. Bursa'da köpek hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı. Olay Bursa'nın Ülfer ilçesinde bulunan bir evde meydana geldi. Ev sahibi sabah kalktığında bahçesinde beslediği Çin aslanı cinsi köpeğini yerinde göremeyince paniğe kapıldı. İlk olarak yakın çevrede arama yapan ev sahibi köpeğini bulamayınca evdeki güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Kameraya yansıyan görüntülerde iki şahıstan birinin çevreyi kolaçan ettiğini, bu sırada diğer şahsın evin bahçesine girip kulübede bulunan köpeği önce sevip sonra alıp kaçtığını fark eden köpeğin sahibi hemen polisi aradı. Olay yerine gelen ekipler kameralara net şekilde yansıyan iki şüpheli için arama çalışması başlattı. Bursa polisi uyuşturucuya geçit vermiyor. Düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu madde ve 2 adet ruhsatsız silah ele geçirildi. Bursa'da narkotik polisi uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlarına devam ediyor. Narkotimler uyuşturucu madde kullandıkları tespit edilen 2 kişiyi gözaltına aldı. Ekipler gözaltına alınan şahıslara uyuşturucu madde sattıkları tespit edilen 4 kişinin adreslerine baskın düzenledi. Baskında gözaltına alınan 4 kişinin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda yüklü miktarda uyuşturucu madde, 2 ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 50 mermi ele geçirildi. Uyuşturucu madde satışı yapmaktan gözaltına alınan 4 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütlerine yönelik operasyonları sürüyor değerli izleyenler. Son bir hafta içinde aralarında kırmızı, mavi ve gri listede yer alan PKK'nın sözde yöneticilerinin de olduğu 42 terörist etkisiz hale getirildi. Terörle mücadele yurdun dört bir yanında kararlılıkla devam ediyor. Son bir hafta içinde yapılan operasyonlarda terör örgütü PKK'ya ağır darbe indirildi. Üçü üst düzey 42 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristler arasında kırmızı, mavi ve gri listede yer alan sözde yöneticiler de var. TSK'dan yapılan açıklamada çeşitli adreslere düzenlenen operasyonlarda 722 zanlının terör suçundan gözaltına alındığı bildirildi. Trabzon'da bir kafeteryanın balkonuna çıkan ve kapıyı kilitleyen bir kişi pompalı tüfekle havaya ateş açarak çevredeki vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Saldırganı sakinleştirmek için devreye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu girdi. Pompalı tüfekli saldırganı Bakan Soylu ikna etti. Trabzon'da bir restorana elinde pompalı tüfekle giren UK, iş yerinin ikinci katındaki balkondan bağırmaya ve rastgele ateş etmeye başladı. Saldırganın telefonla konuştuğu anlarda polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak caddeyi yaya ulaşımına kapattı. Bölgeye ambulans ve özel harekat polisleri çağrılırken ekipler şahsı ikna etmek için uzun süre çaba sarf etti. Son olarak devreye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu girdi. Uzun süre saldırganla konuşan bakan Uğur K'yı zor da olsa ikna etmeyi başardı. Şahıs ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. TOKİ'den konut ve iş yeri alanlara güzel bir haberle devam edelim. Her yıl olduğu gibi bu yılda TOKİ borcunu erken kapatana %20 indirim uygulaması başlıyor. 24 Nisan'da başlayacak olan uygulama 18 Mayıs'ta son bulacak. TOKİ'den konut alanlara yönelik başlatılan borcunu erken kapatana %20 indirim uygulaması başlıyor. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanı Ergün Turan yaptığı yazılı açıklamada, borcunu erken ödeyerek tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yönelik her yıl uyguladıkları %20 indirim kampanyasının 24 Nisan'da başlayacağını söyledi. Bu yılki indirim kampanyasında esnek ödeme planı yaptıklarını vurgulayan Turan, %20 indirim kampanyasından bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşların da yararlanabileceğini, borç bakiyesinin %25'inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde kampanyadan faydalanabileceğini dile getirdi. Turan, kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri alıcılarının 24 Nisan-18 Mayıs tarihleri arasında ilgili bankaya başvuruda bulunabileceğini belirtti. İndirim uygulaması kapsamında alınan projelerdeki konut ve iş yeri alıcılarının başvuru tarihi itibariyle TOKİ'ye ödemek yükümlü oldukları aidat, emlak vergisi gibi herhangi bir borcunun bulunmaması gerektiğini vurgulayan Turan, kampanyadan 2016 yılı sonuna kadar gerçekleştirilmiş ve geri ödeme taksidi 2016 yılı sonuna kadar başlamış olan konut ve iş yerleri sahiplerinin yararlanabileceğini söyledi. Turan, geçen yıl borcunu ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yönelik indirim kampanyasından 18 bin kişinin faydalandığını dile getirdi. Gazze sınırında büyük dönüş yürüyüşü protestoları devam ediyor değerli izleyenler. İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı ise 40'a yükseldi. Gazze-İsrail sınırında büyük dönüş yürüyüşü gösterileri devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada geçtiğimiz gün Refah kentinin doğu sınırında karnından yaralanan 20 yaşındaki Abdullah Muhammed Şimali'nin şehit olduğunu bildirdi. Şimali'nin şehit olmasıyla birlikte 30 Mart'tan bu yana devam eden gösterilerde İsrail askerleri tarafından şehit edilen Filistinlilerin sayısı 40'a yükselmiş oldu. Suudi Arabistan, Yemen'e hava saldırısı düzenledi. Saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 13 kişi hayatını kaybetti. Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon güçleri Yemen'in Hac eyaletinde hava saldırısı düzenledi. Hava saldırısında aralarında çocukların da bulunduğu en az 13 kişinin hayatını kaybettiği, 18 kişinin de yaralandığı belirtildi.
yetkililer tarafından saldırının gece saatlerinde bir düğün sırasında gerçekleştiği ve yaralıların hastaneye kaldırıldıkları ifade edildi. Geçtiğimiz günlerde Arap Koalisyonu'nun Yemen'e düzenlediği bir diğer saldırıda yaklaşık 18 kişi hayatını kaybetmişti. Dikkatsizlik ve hatalı sollama her geçen gün binlerce cana mal oluyor. Yurtta meydana gelen akıl almaz kazalardan bazıları MOBESE kameralarına yansıdı. Bu haberle Sabahın Demi programının ilk bölümünün sonuna geldik. Şimdi kısa bir reklam arası vereceğiz. Ardından gazetelerin ilk sayfa haberleriyle kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet değerli izleyenler, Sabahın Demi kaldığı yerden devam ediyor. İkinci bölümümüzde gazetelerin ilk sayfa haberlerini aktaracağız sizlere. Ama önce Bursa'daki hava ve yol durumuna bir göz atalım. Bursa'da hava sıcaklıkları: Merkez 15, Büyük Orhan 12, Gemlik 15, Gürsu 15, Harmancık 14, İnegöl 14, İznik 15 derece, Karacabey 16, Keres 12, Mustafa Kemal Paşa 16, Mudanya 15, Orhan Gazi 14, Yenişehir 15 derece. Bursa Büyükşehir Belediyesi yol durumunu sunar. Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü'nce Bursa Çevre Otoyolu'nun 4 ila 9. kilometreler arasında Yalova ayrımı, Yıldırım ayrımı üst yapı iyileştirme çalışmaları sebebiyle Balıkesir istikameti trafiğe kapatılacak olup bu bölümde trafik akışı karşı şeritten gidiş geliş olarak sağlanacaktır. Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü'nce Orhan Gazi İznik yolunun 1. kilometresindeki köprü yapım çalışmaları sebebiyle yolun 0 ila 1. kilometreler arasında trafik akışı servis yolundan sağlanmaktadır. Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü'nce Bursa Gemlik ayrımı serbest bölge yolunun 0 ila 2. kilometreler arasında yol genişletme ve üst yapı çalışmaları yapılmaktadır. Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü'nce otoyol inşaat kapsamında Karacabey Kavşağı Alt Geçit Köprüsü çalışmaları yapılacak olup, Karacabey-Bandırma yolunun
28-29. Kilometreler arasında bölünmüş yolun her iki yönünde birer şerit kapatılacaktır. Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü'nce Yenişehir-İnegöl yolunun 21-23. Kilometreler arasında Hamza Bey Köprüsü Alanyurt'ta devam eden yol yapım çalışmaları sebebiyle bu bölümde trafik akışı alternatif güzergahtan sağlanmaktadır. Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü'nce Bursa-Yalova yolu Pınar Köprülü kavşak çalışması nedeniyle 3. Pınar Caddesi'nin Yalova yoluna çıkış kesimi araç trafiğine kapatılacak olup trafik akışı alternatif güzergahtan sağlanmaktadır. Devlet Demir Yolları'nın Bandırma-Bursa-Ayazma-Osmaneli hızlı tren projesi kapsamında Mudanya Yolu Caddesi üzerinde bulunan 1 numaralı viyadük çalışması nedeniyle trafik akışı servis yollarından sağlanmaktadır. Kent Meydanı terminal arasında sürdürülen T2 hafif raylı sistem hattı çalışması nedeniyle İstanbul yolu üzerinde şerit daraltma yapılmaktadır. Yol işleri şube müdürlüğünce yapılan çalışma nedeniyle Kükürtlü Caddesi araç trafiğine kapatılacaktır. Yol işleri şube müdürlüğünce yapılan çalışma nedeniyle Hafize Hatun Kavşağı ve Turgut Özal Caddesi araç trafiğine kapatılacak veya şerit daraltma uygulanacaktır. Yıldırım ilçesi Kurtoğlu ve Yeşil Mahallesi'nde Yeşil Caddesi cephe sağlıklaştırma uygulama yapım iş kapsamında şerit daraltma uygulanmaktadır. Osman Gazi ilçesi Tahtakale Mahallesi Hacı Seyfettin Camii'nin restorasyon işi kapsamında Vezirli Caddesi trafiğe kapatılacaktır. Sürücülerimizin kent içi hız limitlerine uymaları ve kontrollü seyretmeleri, çalışma yapılan güzergahlarda dikkatli ve duyarlı olunması, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları, bilgi levhalarıyla gösterilmiş alternatif güzergahları tercih etmeleri gerekmektedir. Bursa Büyükşehir Belediyesi yol durumunu sundu. Tüneşik bilet sistemine dahil tüm araçlarda akıllı Bursa kartla binişlerde 90 dakika içinde 3 aktarmaya kadar yapılan aktarmalarda tam için 1.25 TL, indirimli için 0.85 TL aktarma indirimi uygulanmaktadır. Akıllı Bursa kartta Bursaray'da 1 ila 5 istasyona kadar binişlerde ücret iade validatörlerinden tam için 0.30 TL, indirimli için 0.20 TL, 6 ila 17 istasyona kadar binişlerde tam ve indirimli için 0.10 TL iade edilmektedir. Bursa Deniz Otobüsleri ve BBB bas sefer saatleri için detaylı bilgi www.burulaş.com.tr. BB Bas, Burulaş, Bursa Şehirler Arası Otobüs Terminali ile Sabiha Gökçen Havalimanı arasında otoyoldan ekspres otobüs seferlerimiz tüm hızıyla devam etmektedir. Detaylı bilgi için bas.burulas.com.tr ve Burulaş Çağrı Merkezi 0850 850 9916'yı arayabilirsiniz. Burulaş'ın CN Sky'la Bursa Deniz Otobüslerinden bileti satın alırken %10 mil para kazanabilir, kazanılan mil paralarla bilet alıp ayrıcalıklı yolculuğun keyfini yaşayabilirsiniz. Bursa kart özelliğine de sahip olan CN Sky kartınıza bedel yükleyerek şehir içi toplu taşımada da kullanabilirsiniz. Evet değerli izleyenler, hava ve yol durumuna göz attık. Şimdi programımızın bu bölümünde gazete başlıklarını ekranlarınıza taşıyacağız. Ama önce Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızın bugünkü programlarına bir göz atalım. Bugün 24 Nisan 2018 Salı değerli izleyenler. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan saat 11.30'da AK Parti grup toplantısı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne katılacak ve saat 14'te MKYK toplantısı var. AK Parti Genel Merkezi'nde yapılacak bu program. Ve akşam saat 19.30'da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le
akşam yemeğinde buluşacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek bu buluşma. Ve Başbakan Binali Yıldırım'ın programına geçelim. Bugün tek durum var ve İspanya ziyareti söz konusu Başbakan Binali Yıldırım'ın. Ve İspanya ziyareti öncesinde havalimanında basın toplantısı düzenleyecek önümüzdeki saatlerde. Programımızın içine denk gelmesi halinde bunu da sizlerle paylaşacağız diyelim. Evet, Cumhurbaşkanımız ve Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Başbakan Binali Yıldırım'ın programlarını getirdik ekranlarınıza ve şimdi de gazete başlıklarıyla devam edelim. Sabah gazetesiyle başlıyoruz. Sabah gazetesinin bugünkü manşetinde Güneş Motel'den çok daha vahim başlığı kullanılmış ve haberin ayrıntılarını paylaşıyorum sizlerle. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP ile İYİ Parti'nin kirli hüllesine sert tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı yeni hülle oyunu için CHP'nin 1977 yılında Florya'daki Güneş Motel'de 11 Adalet Partisi milletvekilini bakanlık vaadiyle transfer etmesine gönderme yaptı diyor. Hatırlayacaksınız 1977'de Bülent Ecevit'in Cumhuriyet Halk Partisi'nden devam ederken Güneş Motel olayında, Florya'da Güneş Motel olayında Adalet Partisi milletvekillerinin istifasıyla bu sözü geçen 11 Adalet Partisi milletvekiline bakanlık vaadiyle kendi kadrosuna katmış ve dolayısıyla böyle bir olay yaşanmıştı. Buna atıfta bulunan liderler var, bu konuda açıklamalar ve değerlendirmeleri var gazetelerin başlıklarında. Sizlere bunları aktarmaya devam edeceğiz. Haberin ayrıntılarına devam edelim. O koltuklara oturdular mı başlığı var. Senin 15 tane vekilin ayrılıyor, sözde İYİ Parti'ye geçiyor denmiş. Bugün sözde İYİ Parti'nin koltuklarında o geçenler var mıydı, onlar oturdu mu, bu nasıl bir iş diye sormuş. Ahlaki bir yanı olabilir mi bunun diyor. Güneş Motel olayından daha öte bir durum söz konusu. Parlamentomuzun bu duruma düşmesi gerçekten felaket. 24 Haziran'da herkes sandıkta dersini alacak demiş ve haberin ayrıntıları iç sayfalarda devam ediyor. Hemen yan tarafında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la bir çocuğun fotoğrafı yer alıyor, hatırlayacaksınız. 23 Nisan'da değerli izleyenler, her yıl olduğu gibi liderler koltuklarını çocuklara devrediyor ve bir günlüğüne çocuklar o koltukların sahibi oluyor. Bu gelenek yine bozulmadı ve haberin başlığında da gözlerinizdeki parıltı umudumu artırıyor denmiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 23 Nisan için koltuğunu devrettiği küçük Fatih'e sözleri Türkiye'nin genç kuşağı olan inancını özetledi. Sizlerin gözlerindeki şu parıltılar şahsen benim geleceğe umudumu çok daha fazlasıyla artırıyor. O mütebessim çehreniz ve özgüveniniz bana farklı bir güven aşılıyor şeklinde konuştu Erdoğan dün. Evet değerli izleyenler, Sabah gazetesine devam edelim. Sür manşetini ikiye bölmüş durumda Sabah gazetesi. Sol tarafta dört dörtlük Kanarya başlığı var. Fenerbahçe şampiyonluk inadını sürdürüyor. Sarı lacivertli takım misafir ettiği Antalya Spor karşısında harika bir performans sergiledi. Kanarya, Atif Soldado, Giuliano ve Valbano'nun golleriyle farka koşarak son 4 haftada zirvenin 3 puan gerisinde girdi diyor. 4-1'lik galibiyetine yer verilmiş Kanarya'nın. Ve bu haberin hemen yan tarafında değerli izleyenler, bir diğer habere geçelim. Kemoterapi reddedince davalık olduğu başlığı var. Oyuncu Ceren Hindistan'ın 2,5 yaşındaki kızı Arya'nın böbreğinde kötü huylu tümöre rastlandı. Hindistan, doktorların önerdiği kemoterapiyi reddetti. Tedavi şart diyen hastane yönetimi mahkemeye başvurarak küçük kızın koruma altına alınmasını talep etti diyor haberde ve ayrıntıları iç sayfalarda devam ediyor. Türkiye'nin en mutlu ikinci şehri Sakarya başlığıyla bir başka habere yer vermiş Sabah gazetesi. Sabah Yazarlar Kulübü Sakarya'ya çıkarma yaptı. 1999 depreminde ağır hasar gören ancak kısa sürede yatırımlarla örnek bir şehir haline gelen Sakarya, yaşam memnuniyeti açısından da ikinci sırada diyor ve haberin ayrıntıları sayfalarda devam ediyor. Sabah gazetesindeki bir başka başlığa geçelim. Eşkıya'dan 100. bölüme özel kutlama diyor, ATV'nin programına değinilmiş. Ve bir başka haberde 18 günde tek bacakla Everest'e tırmandı başlığıyla çarpıcı bir haber var. Bunu paylaşmak istiyorum sizlerle. Ürdün'deki mülteci okulunun kapanmaması için kampanya düzenleyen Filistinli göçmen Cerrah El Havem de tek bacağıyla
17.500 adım atarak Everest'e tırmanmayı başardı. Havemde'nin hedefi 1 milyon dolar toplamak denmiş. Evet, azmin zaferi diyebiliriz. Ürdün'deki bu olay için 18 günde tek bacakla Everest'e tırmanmak, iki bacakla tırmanamayan kişiler varken. Ve devam edelim değerli izleyenler. Hüllecilerin utanç oturumu başlığıyla İyi Parti sıralarının boş kaldığına dair bir haber paylaşılmış. Hülle yaparak İyi Parti saflarına katılan 15 milletvekili genel kurulda utançlarından yeni sıralarına oturamadı deniyor alt başlıkta. CHP'den istifa ederek İyi Parti'ye geçen milletvekilleri dün genel kurul salonuna girdiklerinde ne yapacaklarını şaşırdı. Hülleciler yeni grup kuran İyi Parti'nin sıralarına oturmadılar. CHP sıralarına da gidemediler. Büyük bir utançla ortada kalan 15 milletvekili çareyi CHP grubunun arkasında oturmakta buldu. CHP içerisinde de hülle olayı büyük rahatsızlık yarattı deniyor haberde. Sabah gazetesi bu olaya bu şekilde yer vermiş. Diğer gazetelerden de sizlere aktaracağız bu konuyu. Sungur'a son görev başlığıyla bir başka haber. Enerji Bakanı Berat Albayrak, İlim Yayma Cemiyeti'nin kurucularından emekli Tuğgeneral Mehmet Mehdi Sungur'un cenaze törenine katıldı deniyor. Ve köşe yazılarına göz atalım. Bugün değerli izleyenler, gergin bir ortam başlığıyla Mehmet Barlas yazmış. 24 Haziran'daki seçimlere uzanan 2 aylık dönemin gergin bir siyasi ortamda geçeceği anlaşılıyor şeklinde iç sayfalarda devam ediyor. Ve Çin notları başlığıyla Yavuz Donat yazıyor. 2018 Çin'de Türkiye yılı, Çin'de 60 etkinliğimiz olacak, turizmde yükseliş var demiş. Ve Sabah gazetesine göz atalım, başka bir haber var mı diye değerli izleyenler. Evet, Sabah gazetesinin manşeti ve sürmanşeti böyleydi. Ve şimdi bir diğer gazeteye geçelim, Hürriyet gazetesine geçelim. Hürriyet gazetesi bugün sür manşetinde 23 Nisan kutlamalarına yer vermiş değerli izleyenler. Ekranlarınıza taşıyacak şimdi yönetmenimiz. 98 yıldır bitmeyen coşku başlığıyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkulu törenlerle kutlandı. Vatandaşlar Anıtkabir'e atayı ziyarete koştu deniyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım ve CHP lideri Kılıçdaroğlu devlet erkanıyla birlikte Anıtkabir'deki törene katıldı. Birinci mecliste tören düzenlendi. Kahraman Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kutlamaları kabul etti. İllerde de vatandaşlar bayramı şenlik havasında kutladı diyor haberin Hürriyet gazetesinin ilk sayfasında. 23 Nisan coşkusu bu şekilde anlatılmış. Ve Hürriyet gazetesinin manşetine geçelim değerli izleyenler. Kordon kanı adliyelik başlığıyla bir manşet yer alıyor. Hemen altında bir saklama şirketinin bozuldu dediği kordon kanı gayet sağlıklı çıkan aile şikayetçi oldu. Duruma savcılık el koydu diyor. Bakanlık kan sağlam açıklamasında bulunmuş. Olay, bebeklerinin kordon kanını saklatmak için şirketle anlaşan avukat Gül Asal ve Mert Yıldız çiftine gelen kordon kanına mantar bulaştı. Bize bağışlayın ya da imha edelim telefonuyla ortaya çıktı. Şüphelenen çiftin geri aldıkları kordon kanını inceleyen Sağlık Bakanlığı kanda sorun yok raporu verdi. Piyasadaki değeri 35 bin euro başlığıyla avukat çiftin şikayeti üzerine duruma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı el koydu. Şirketin faaliyeti bir süre durduruldu. Kordon kanı piyasada 35 bin euroya kadar satılabildiği için mali şube sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık şüphesiyle 7 çalışanın ifadesini aldı. Kordon kanları için bozuk denen onlarca çift daha olduğu anlaşıldı. Soruşturma sürüyor denmiş ve haberin ayrıntıları iç sayfalarda devam ediyor. Dolandırıcılar için yeni bir yöntem değerli izleyenler. Her zaman söylüyoruz, telefon dolandırıcılığına dikkat edin, kendilerini polis savcı olarak tanıtanlara dikkat edin diye. Bunlara ek olarak yeni bir dolandırıcılık sistemi artık organlar üzerinden yürüyor. Bu yüzden buna da dikkat edelim, uyarısı yapalım. Ve bir diğer haberine geçelim Hürriyet gazetesinin. Güneş Motel'den daha beter başlığıyla Başbakan Binali Yıldırım'ın mecliste yaptığı eleştirilere yer verilmiş bu haberde.
Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'den 15 milletvekilinin sözde diye nitelendirdiği İyi Parti'ye geçmesini yorumladı. Yüksek Seçim Kurulu kararı cumartesi verseydi belki bu 15'ler olmayabilirdi. Gerek sözde İyi Parti gerek CHP zor duruma düşmeyebilirdi. Sözde İyi Parti'nin bugün koltuklarında o geçenler var mıydı? Bu nasıl bir iş? Ahlaki bir yanı olabilir mi bunun? Güneş Motel olayından çok daha beter. Parlamentomuzun bu duruma düşmesi gerçekten felaket sözlerine yer verilmiş. Meclisteki bayram oturumu gergin geçti deniyor değerli izleyenler. Meclisteki özel oturumda Kılıçdaroğlu'nun tek adam eleştirisi ve CHP'li Özel'in Başbakan Yıldırım'ın darbe girişimi gecesi Ilgaz Tüneli'nde saklandığı iddiası gerilimi artırdı. Yıldırım sert yanıt verdi. Salonu terk eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rezalet, aşağıda olsaydım dersini verirdim," dedi diyor. Bu şekilde CHP'den 15 milletvekilinin İYİ Parti'ye geçmesi sonrasında mecliste 23 Nisan oturumunda yaşanan gelişmelere dair, liderlerin eleştirilerine dair bir haberdi değerli izleyenler. Ve hemen alt tarafında Gül'ün adını konuştular başlığıyla. Vekil transferi demokrasi jesti deniyor. Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu 15 CHP milletvekilinin İYİ Parti'ye geçmesini hatırlatarak yaptıkları jest demokrasiye katkı sağlama babında önemli oldu dedi diyor. Kılıçdaroğlu'yla Karamollaoğlu dün bir araya geldi. Görüşmede Abdullah Gül'ün adı da gündeme geldi. Hem milletvekili hem de Cumhurbaşkanlığı seçimindeki ittifak senaryolarının değerlendirildiği görüşmede CHP, Sıfır Baraj İttifakı teklifini yineledi ve Huzur İttifakı ismini önerdi. Saadet Partisi heyeti ortak aday olarak 11. Cumhurbaşkanı Gül'ü önerdi deniyor değerli izleyenler. Evet, Hürriyet Gazetesi'ne devam edeceğiz ama Başbakan Binali Yıldırım'ın değerli izleyenler biraz önce de sizlere aktardığımız gibi bir İspanya ziyareti söz konusu bugün. Ve şu anda Başbakan Binali Yıldırım havalimanında basın toplantısı düzenliyor. Kameralarımızı oraya çevirelim, kısa bir süre sonra tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yatırım yapmaktadır. Benzer şekilde bu ziyaret esnasında iş alemi de bir araya gelecek ve geleceğe yönelik daha fazla iş fırsatları, imkanları nelerdir bunları değerlendirecekler. Bu çerçevede düzenlenecek iş forumunda da katılıp iş adamlarına hitap etme fırsatımız olacak. Ziyaret vesilesiyle ayrıca Kral Felipe ve İspanya Temsilciler Meclis Başkanı ile de bir görüşme gerçekleştireceğiz. Nihayet İspanya'nın saygın düşünce kuruluşu Neo Ekonomi Forumunda bir toplantıya katılıp katılımcılara hitap edeceğim. Ayrıca İspanyol basın ve medya kuruluşlarıyla da mülakatlar gerçekleştireceğiz. Bildiğiniz gibi Suriye'de yaşanan kriz dolayısıyla Türkiye'nin hava savunma sistemine İspanya aktif katılım sağlamış ve 2 yıldan beri hava savunma füzelerini Türkiye'de konuşlandırmıştır. Dolayısıyla İspanya, Türkiye'nin gerçek dost ve müttefiği Avrupa Birliği bir ülkesidir. İspanya ile ilişkilerimizi daha da ileri götürmek için bu ziyareti çok önemsiyoruz ve bazı anlaşmaları da, bazı kağıtları da bu vesileyle imzalayacağız. Bu görüşmeler esnasında bakan arkadaşlarım da mevkidaşlarıyla konularını kapsamlı bir şekilde ele alma fırsatı bulacaklar. Ziyaretin ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olmasını dilerken dün gece Adıyaman Samsat'ta meydana gelen depremden dolayı bölge halkına, vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Güzel olanı, can kaybımız yok.
bazı binalarda hasar var. Bunlarla ilgili Başbakanlık gerekli çalışmaları başlattı. Hasar tespitleri, yapılması gereken yardımlar neyse bunlar konuşulmuş. Evet değerli izleyenler, Başbakan Binali Yıldırım'ın İspanya ziyareti öncesi basın toplantısını izledik. Kaldığımız yerden devam edelim. Hürriyet gazetesindeyiz ve Hürriyet gazetesinin bir diğer başlığı FETÖ'den ele geçenleri polis sattı şeklinde. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nde bir polis ele geçirilen silah ve telefonları parça parça çıkarıp sattı diyor haberde. Polis memuru Hüseyin Yüksek'in başta FETÖ olmak üzere 32 soruşturmada ele geçen 5 uzun namlulu silah, 50 tabanca, 13 şarjörle 30 cep telefonu ve 7 dizüstü bilgisayarı Aralık 2016'dan itibaren parça parça sattığı ortaya çıktı. Silahların gece çuvalla dışarı çıkarıldığı anlaşıldı diyor. Haberin ayrıntıları iç sayfalarda devam ediyor değerli izleyenler. Bir diğer başlığı hainler yakalandı şeklinde Hürriyet gazetesinin. İstanbul'un en önemli içme suyu kaynaklarından Büyükçekmece Gölü'nün havzasına kimyasal madde döken kamyonun şoförü ve kepçe operatörü yakalandı. Bir tekstil şirketine ait atık, demir 2 sülfat, heptahidrat çıktı diyor haberin ayrıntıları iç sayfalarda. Ve bir başka başlığa geçelim yine Hürriyet gazetesinden. TÜBİTAK boşanmaları incelemeye alıyor denmiş. TÜBİTAK boşanmalarda sosyal medyanın etkisini araştıracak. 2017'de boşananların kararına etki eden faktörleri ortaya çıkaracak. Sonunda arabuluculuk, şiddetten korunma, dini rehberlik gibi temaların ele alınması planlanıyor denmiş. Evet değerli izleyenler, bir diğer haberine geçelim Hürriyet gazetesinin. Çocuğunuza uygun okulu nasıl seçerseniz başlığı var. Çocuğu özel okula başlayacak anne babalar için şu birkaç ay çok önemli ama kafalar karışık. Çocuğunuza uygun okulu nasıl seçersiniz? İşte Küçük Tüyolar başlığıyla Hürriyet gazetesinin özel haberini iç sayfalardan da okuyabilirsiniz. Devam edelim değerli izleyenler. Hürriyet gazetesinde bir başka başlık İmran öğretmenin sır ölümü şeklinde. İngilizce öğretmeni İmran Kandemir, eski eşi polis BT'nin evinde ölü bulundu. Eski eşin silahıyla alt başlığı kullanılmış, Kandemir'in ölümüne neden olan silahında eski eşin tabancası olduğu belirlendi. Eski eş BT, Kandemir'in intihar ettiğini öne sürdü. Gerçeği adli tıp raporu ortaya çıkaracak ve polis BT'de serbest bırakılmış değerli izleyenler. Evet, Hürriyet gazetesinden başlıkları aktardık sizlere. Aktarmadığımız bir haber var mı diye bakıyorum ve Hürriyet gazetesinde sonuna geldik. Bir diğer gazete Milliyet gazetesiyle devam edelim. Milliyet gazetesinin manşetine bakıyorum değerli izleyenler. Gerçek felaket şeklinde Cumhurbaşkanı 15'ler olayı ve meclisteki tartışmaları böyle tanımladı diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güneş Motel olayından çok daha öte bir durum söz konusu. Parlamentomuzun bu duruma düşmesi gerçekten felaket. 24 Haziran'da halk gereken cevabı verecektir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki özel oturumda AK Parti ile CHP arasında 15 Temmuz'da yaşananlar ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin 15 milletvekili ile İYİ Parti'yi desteklemesi tartışması çıktı. MHP ile İYİ Parti arasındaysa oturacak yer gerilimi yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan gerilimin sürmesi üzerine meclisi terk ederken yaşananlar için rezalet değerlendirmesi yaptı. Yüksek Seçim Kurulu'na da tepki vardı değerli izleyenler. Erdoğan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki resepsiyondaysa CHP'nin İYİ Parti'ye yönelik milletvekili transferi hamlesi için
Yüksek Seçim Kurulu kararı cumartesi vermiş olsaydı bu 15'ler olayı olmayabilirdi. 15 tane vekilin partiden ayrılıyor sözde İyi Parti'ye geçiyor. Güneş Motel olayından çok daha öte durum söz konusu. Parlamentomuzun bu duruma düşmesi gerçekten felaket dedi diyor. Terbiyesizin teki alt başlığıyla da meclisteki gerginlikle ilgili de Erdoğan, Cumhurbaşkanı'na el kol parmak sallayan kişi terbiyesizdir. Aşağıda olsam ona sadece ağzının payını değil vermesi gereken dersin en büyüğünü verirdim diye konuştu. Başbakan Yıldırım da 15 Temmuz tartışması konusunda yalana asla müsamaha göstermem dedi diyor. Ve iç sayfalarda devam ediyor bu haber değerli izleyenler. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın fotoğrafı var. CHP nasıl izah edecek başlığı altında. Enerji Bakanı Albayrak meclisteki gerginlikle ilgili CHP'nin klasik taktiği böyle. Hülleci milletvekilleri nasıl izah edilecek? O 15 milletvekili bugün yeni partilerinin sıralarına bile oturamadılar. Basın toplantısında da başları öne eğikti dedi. Genel kurulda yeni düzen alt başlığıyla yeni oturma düzenine göre genel kurulda artık MHP'li ve İyi Partili vekiller yan yana oturacak. İyi Parti'ye geçen CHP'li 15 vekil CHP sıralarının en arkasında hep birlikte oturdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelişinde Meclis Başkan Vekili Ahmet Aydın resmi törenle karşıladı. Bahçeli AK Parti ile CHP arasındaki tartışma devam ederken kulise çıktı. Liderlerden sadece Kılıçdaroğlu ile Buldan konuşma yaptı deniyor. Ve hemen alt tarafında bu haberin ittifak turları başlığıyla Kılıçdaroğlu ile Karamollaoğlu'nun fotoğrafı yer alıyor değerli izleyenler. İkili bir araya geldi. CHP lideri Kılıçdaroğlu ile Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu arasında dün kritik bir görüşme gerçekleştirildi. Karamollaoğlu'nun 11. Cumhurbaşkanı Gül'ün muhalefetin ortak adayı olmasına yönelik önerisini gündeme getirdiği öğrendi deniyor. Evet değerli izleyenler, Milliyet Gazetesi'ne devam edelim kaldığımız yerden. Ukrayna'da kayıp şehitlik bulundu başlığı var. 93 Harbi'nde yani 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı'nda Ukrayna'da şehit düşen 49 Türk askerine ait kabristanla bir anıt gün yüzüne çıkarıldı. Vinitsa yakınlarındaki Strizavka köyündeki şehitlikteki anıtı Türk askerlerinin hikayelerinden etkilenen dönemin kontu diktirmiş deniyor bu haberde. Evet değerli izleyenler, sür manşetine bakalım Milliyet Gazetesi'nin, ikiye, üçe bölünmüş durumda Milliyet Gazetesi'nin sür manşeti. Burada ilk bölümde zirve aşkına başlığıyla Fenerbahçe'nin Kadıköy'de almış olduğu 4-1'lik galibiyet haberine yer verilmiş. Hemen yanında sağlık haberi var, sizlere onu aktarmak istiyorum. Kansere karşı saf kakao deniyor. Cumhurbaşkanlığı himayesinde İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi'nde sunulan verilere göre saf kakao ile yapılan çikolata kanser tedavisinde yarar sağlıyor. Dünyada en uzun yaşayan kadın kanser hastalarının diyetinde de çikolata önemli yer tutuyor denmiş. Çikolatanın faydalarına değinilen bir haber. Ve az önce sizlere de aktardığımız önemli bir haberle devam edelim. TOKİ'den %20 indirim müjdesi değerli izleyenler. Başlık bu şekilde ve haberin ayrıntıları TOKİ'nin borcunu erken kapatıp tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yönelik %20 indirim kampanyası bugün başlıyor. TOKİ Başkanı Ergün Turan, vatandaşlarımız borç bakiyesinin %25'inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde %20 indirim kampanyasından faydalanabilecek diyor gazete. Milliyet Gazetesi'ne devam ediyoruz değerli izleyenler. Karabağlara yeni vizyon başlığıyla bir diğer haber. Açık, şeffaf ve katılımcı bir anlayışla yönetim sözü veren İzmir Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvi Topu attığı adımlarla ilçesine çok önemli katkı sağladı deniyor bu haberde. Evet, Milliyet Gazetesi'ne göz atmaya devam ediyoruz. Alt kısımda sayfada 3. Havalimanı'na taşınma işlemi Big Bang ile 45 saatte başlığıyla bir diğer haber. 30 Ekim'de saat 12.01 geçeden itibaren Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Yeni Havalimanı'na
tek hamlede yani Big Bang yoluyla taşınma yapılacak. Taşınma 45 saat sürecek. Bu süreçte iki havalimanında aynı anda yolculu uçuşların tamamen kesildiği 12 saatlik bir süreç olacak. Üçüncü havalimanında acente ofislerinde yüksek standartlı güvenlik önlemleri uygulanacak denmiş. Toronto'da araç yayaları ezip geçti başlığı var değerli izleyenler. Kanada'nın Toronto kentinde bir aracın yayaların arasına dalması sonucu 9 kişi öldü, 16 kişi de yaralandı. Kaçan sürücü polis tarafından yakalanarak tutuklandı deniyor dünya gündeminden. Önemli bir haber. Evet, değerli izleyenler, Milliyet gazetesinden de aktaracaklarımız böyleydi ve sırada Akşam gazetesi var. Bakalım Akşam gazetesi gündemi nasıl yansıtmış. Öncelikle manşeti paylaşalım. Kandil'de 15 vekil istedi deniyor başlıkta. Kalkan HDP'yi de yanınıza alın şeklinde bir başlık var. CHP'nin İyi Parti'ye 15 milletvekili vererek yaptığı hülle ittifakına proje terör örgütlerinden destek yağdı. FETÖ'den sonra PKK da yeni oluşumdan memnun olduklarını açıkladı diyor haberde. Daha önce önermişler başlığı var değerli izleyenler. Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Duran Kalkan, Hülle ittifakın kurulmasını gerektiğini daha önce de dile getirdiklerini belirtti. Kalkan, Kılıçdaroğlu ve Akşener'e ayrıca HDP'yi de yanınıza alın tavsiyesinde bulundu. Terör örgütü yöneticisi iki parti liderine kendilerini bekleyen tehlike konusunda da uyarıda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimleri kazanması durumunda bizim sonumuz gelir şeklinde yazılmış. Ve hemen yan tarafta PKK yöneticisiyle Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafları kullanılmış değerli izleyenler. Ve bir diğer haberine geçelim. Akşam gazetesinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Devlet Bahçeli'nin fotoğrafı yer alıyor. Aşağıda olsaydım dersini verirdim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün mecliste oluşan gerginlik sonrası söylediği sözler yer alıyor burada da. CHP'li özel meclis özel oturumunda iftiralarla Başbakan Yıldırım'ı hedef aldı. Locadan takip eden Cumhurbaşkanı'nın tepkisi sert oldu deniyor haberde. Kılıçdaroğlu 23 Nisan oturumunda FETÖ ağzıyla konuşup 20 Temmuz sivil darbesini kınıyorum dedi. AK Partili Eritaş'ın cevabına CHP'li özel Başbakan Yıldırım'ı hedef alarak karşılık verdi. Oturumu locadan takip eden Erdoğan rezalet diyerek meclisten erken ayrıldı. Akşamki resepsiyonda da aşağıda olsam sadece ağzının payını değil gereken dersin en büyüğünü verirdim dedi diyor. Akşam gazetesi de bu önemli olayı manşetine taşımış değerli izleyenler ve Başbakan Binali Yıldırım'ın gerçekten sinirli olduğu anlara dair bir fotoğraf da yer alıyor. Yıldırım ayar başlığı kullanılmış. Başbakan Yıldırım CHP'lilerin tahriklerine anında cevap verdi. Sizin genel başkana tanklar yol verirken bu ülkenin alçaklarını vurun diye talimat verdim deniyor. Başbakan Binali Yıldırım'ın sözlerine burada yer verilmiş. Evet, Akşam gazetesinden manşetinden aktaracaklarımız böyleydi. Şimdi de sür manşetine bir göz atalım. TOKİ haberi var. Burada da borcunu kapatana TOKİ'den %20 indirim deniyor. Bu haberi diğer gazetelerimizde okumuştuk ama izleyicilerimiz için, ekranlarını yeni açan izleyicilerimiz için bir kez daha duyuralım. TOKİ'nin borcunu erken kapatıp tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yönelik %20 indirim kampanyası bugün başlıyor. Vatandaşlar 18 Mayıs'a kadar borçlarının tamamı olmasa bile en az %25'ini öderse indirimden yararlanacak. Akşam gazetesinin sür manşetinde de yine Kanarya zirve takibini sürdürdü başlığıyla Fenerbahçe'nin Antalyaspor karşısındaki 4-1'lik galibiyetine yer verilmiş. Emekli maaşlarına dörtlü zam geliyor başlığı var değerli izleyenler. Akşam gazetesinin bir diğer haberine geçelim. Türkiye çocuklar kadar şen başlığıyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na yönelik haberi getirmiş. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Türkiye'nin her noktasında büyük bir coşkuyla kutlandı. Bu büyük gururun 98. yılında Anıtkabir ziyaretçilerle doldu taştı. Solo Türk'ün Çanakkale Boğazı semalarında yaptığı gösteri uçuşu da büyük ilgiyle izlendi deniyor haberde. Dün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda yurdun dört bir yanında kutlandı değerli izleyenler. Liderlerin koltuklarına çocuklar oturdu ve bu güzel günü kutladı.
Devam edelim. Dünya Çocukları Beştepe'de başlığıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yer alıyor. Emine Erdoğan'la, eşi Emine Erdoğan'la birlikte değerli izleyenler. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan külliyede düzenlenen TRT 23 Nisan galasına katıldı. Dünya Çocuklarını selamladı. Bu arada hatırlatmadan geçmeyelim değerli izleyenler. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı gibi bir bayramı dünyada ilk ve tek olarak Türkiye'de kutlanmasının yanı sıra dünya çocuklarına da armağan eden ilk ve tek ülkedir değerli izleyenler. Bu güzel bilgiyi de sizlerle paylaşalım ve Akşam Gazetesi'ne kaldığımız yerden devam edelim. Küstahlık zincirine Almanya da katıldı deniyor bir diğer başlıkta. Avusturya ve Hollanda'dan sonra Alman Dışişleri Bakanı Maas da yabancı seçim kampanyalarına izin vermeyeceğiz dedi. Almanya'nın Solingen Belediyesi de harekete geçti. 5 Türk'ün katledildiği facianın 25. yıl dönümüne katılacak Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun konuşma metnini istedi. Belediye sözcüsü konuşmayı Almanca'ya çevireceğiz, kılıfını uydurdu şeklinde bir haber var. Hemen yan tarafında bir diğer haberi aktarıyorum sizlere. Sarkisyan 11 gün dayanabildi diyor. Ermenistan'da eski Cumhurbaşkanı Sarkisyan, başbakan olmasıyla başlayan gösterilere ordunun da katılması üzerine istifa etti diyor. Sarkisyan'ın istifa haberini getirmiş gündemine Akşam Gazetesi. Ve devam edelim. Akşam Gazetesi'nden bir diğer haber. Tanrı Kuluna CHP'li protestosu başlığıyla yer alıyor. 23 Nisan nedeniyle Taksim Cumhuriyet Anıtı'ndaki törene katılan CHP'li Sezgin Tanrıkulu sert tepki gördü. Bir partili Tanrıkulu'na PKK'ya destek veren CHP'li milletvekili istemiyoruz diye bağırdı diyor ve bu haberi de gündemine taşımış Akşam Gazetesi. Evet, bir diğer başlığa geçelim. Pazarlık kaçtan başladı başlığıyla Murat Kelkitlioğlu'nun yazısı var değerli izleyenler. Kılıçdaroğlu ve ekibi sonunda CHP Genel Merkezi'nin kapısına sahibinden kiralık vekil tabelasını da astı. İyi Parti'ye kiralanan 15 vekili ikna eden tek şey liste başına konulma vaadi olamaz, sıkı bir pazarlık olduğu kesin deniyor. Ve Murat Kelkitlioğlu'nun köşe yazısı iç sayfalarda devam ediyor değerli izleyenler. Akşam Gazetesi'ne bakıyorum, atladığımız herhangi bir haber var mı diye. Evet, Akşam Gazetesi'nden de aktaracaklarımız böyle. Bir diğer gazeteye geçelim şimdi. Türkiye Gazetesi'ne bakalım. Bugün gündeminde neler var Türkiye Gazetesi'nin? CHP'nin seçim kıyağı boşa çıktı diyor. İşgüzarlık başlığı kullanılmış manşetinde. CHP 15 vekil verip İyi Parti'ye sandık yolunu açtı. Yüksek Seçim Kurulu zaten seçime katılıyordu dedi. CHP karıştı deniyor. Haberin ayrıntılarına göz atalım şimdi de. Gizli zirveden çıkan karar başlığı var. Türk siyaseti bunu da gördü. Daha kendi adayını bulamayan CHP, İyi Parti için seferber oldu. Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener gizli zirvede İyi Parti'yi seçime sokma formülünü buldu. Akşener'in 5 vekili vardı. 15 vekil daha bulunursa meclis grubu kurulacak ve seçime katılabilecekti. Yüksek Seçim Kurulu kararı planlarını bozdu başlığı var. CHP devreye girdi, 15 vekil apar topar istifa ettirilip İyi Parti'ye gönderildi. İki taraf da bu iş tamam diyordu. Yüksek Seçim Kurulu 2 saat sonra İyi Parti'nin zaten seçime katılma hakkının olduğunu duyurdu. Kahraman diye tanıtılan 15 vekil istifa ettiğiyle kaldı. Ortaya çıkan tabloya isyan eden CHP'liler Kılıçdaroğlu'nu eleştiri yağmuruna tuttu diyor haberde. Ve HDP'den terör dersi başlığıyla bir diğer haber hemen yan tarafta yer alıyor değerli izleyenler. Kandil'in siyasi uzantısı HDP, PKK'lı teröristleri meclis üyesi yapmış. Yakalanan terörist HDP'nin ayak oyunlarını anlattı. PKK şehir faaliyetlerini HDP çatısı altında yürütüyordu. Siyaset akademilerinde ideolojik ve Öcalan eğitimleri veriliyordu. PKK'lılar HDP parti meclisi üyesi zırhıyla korunuyordu şeklinde itirafları var. Evet değerli izleyenler, bu haberin ardından Türkiye Gazetesi'nin bir diğer başlığına geçelim. Başbakan Binali Yıldırım'ın fotoğrafı var. Yanında da bir çocuk yer alıyor. Bahar Yıldırım İlkokulu ve Havva Yıldırım Anaokulu'nun açılış törenine katılmıştı Başbakan Binali Yıldırım bir önceki gün. Bu haberin ayrıntılarında çocuklarının annesi adına yaptırdığı okulu açan Başbakan Türkiye düşmanlarına meydan okudu.
Ne yaparlarsa yapsınlar, tepelerine çöker, derslerini veririz diyor Başbakan Binali Yıldırım'ın sözlerine yer verilmiş haberde. Altında adaylar, bakanlar, liste dışılar, isim isim AK Parti deniyor değerli izleyenler. Bu haberde de yeni sisteme uygun liste hazırlanıyor, gidecek ve kalacaklar netleşiyor, vekil adayı olamayanlar bakanlık umudu taşıyor. Ve başlıkta, alt başlıkta güçlü parti, güçlü meclis şeklinde. Kulisler hareketli, yeni dönemde bakanlar vekil olmayacak. Binali Yıldırım'ın Cumhurbaşkanı yardımcısı olması bekleniyor. Berat Albayrak ve Süleyman Soylu'nun bakanlık için liste dışı kalacağı belirtiliyor. Güçlü parti ve güçlü meclis yönetimi için Hayati Yazıcı, Mustafa Şentop, Mahir Ünal tekrar vekil olacak deniyor ve haberin ayrıntıları iç sayfalarda devam ediyor değerli izleyenler. Bir başka habere geçelim Türkiye Gazetesi'nden. 7 evine düşen araç hemen satılsın başlığı var. Çürümeye terk edilen araçlar ekonomiye kazandırılacak deniyor. Haciz, borç gibi sebeplerle otoparka çekilen binlerce araç hem çürüyerek değer kaybediyor hem de sigorta, vergi gibi gelir kapılarını kapatıyor. Bunların satılarak altına çevrilmesi gündeme geldi diyor Türkiye Gazetesi'nde. Evet değerli izleyenler, bu gazeteden de aktaracaklarımız böyleydi. Bir diğer gazeteye geçelim şimdi. Yeni Şafak gazetesine geçiyoruz son olarak ve sür manşetine göz atıyorum. Bayram coşkusu başlığıyla 23 Nisan kutlamalarına yer verilmiş haberde. Bayram coşkusu, minikler dans edip oynadı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm Türkiye'de coşkuyla kutlandı. Anıtkabir ziyaretçi akınına uğradı. Minikler şiirleri, dansları ve gösterileriyle renkli görüntüler oluşturdu. Solo Türk uçakları Çanakkale semalarında gösteri uçuşu yaptı deniyor haberde. Ve sür manşetindeki diğer haberlere göz atalım. Güneş Motel'den daha beter başlığıyla Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM'deki 23 Nisan resepsiyonunda Bahçeli ile sohbet etti deniyor fotoğrafın alt kısmında. Ve haberin ayrıntılarına geçelim. Tam bir felaket. Resepsiyonda soruları cevaplandıran Erdoğan, CHP ile İyi Parti arasındaki vekil transferine tepki gösterdi. Güneş Motel olayından daha öte bir durum, bir felaket. Terbiyesizin teki alt başlığıyla meclisi gelen CHP'li Özgür Özel'i de eleştiren Erdoğan, Cumhurbaşkanı'na el kol sallayan kişi terbiyesizin tekidir, aşağıda olsam ağzının payını verirdim diyerek bu habere de yer vermiş Yeni Şafak gazetesi. Ve hemen yan tarafında bu haberin minik başkanın ilk icraatı millete hizmet başlığıyla bir fotoğraf yer alıyor değerli izleyenler. Cumhurbaşkanı Erdoğan yine her 23 Nisan'da olduğu gibi koltuğunu çocuklara devretti. Cumhurbaşkanı Erdoğan 23 Nisan dolayısıyla koltuğunu bıraktığı 6. sınıf öğrencisi Fatih Mintaş'a başkan diye hitap ederken makamların da geçici olduğuna vurgu yaptı. Mintaş da gazetecilerin 24 Haziran'da başkan seçilirseniz ilk icraatınız ne olacak sorusuna milletimize hizmet karşılığını verdi. Gerçekten güzel bir cevap değerli izleyenler. 6. sınıf öğrencisi Fatih Mintaş vermiş bu cevabı. Ve alt tarafında sür manşetin CHP bayrama gölge düşürdü, rezalet başlığı kullanılmış. Kılıçdaroğlu ve CHP'liler meclisin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı özel oturumuna tahrikleriyle gölge düşürdü deniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan rezalet diyerek genel kuruldaki özel locadan ayrıldı deniyor haberde ve Başbakan Binali Yıldırım'ın o anki konuşmalarına yönelik bir fotoğraf yer alıyor değerli izleyenler. Alçakları vurun dedim alt başlığı var. Mecliste ilk tahriki CHP'li Özgür Özel yaptı. Özel 15 Temmuz'da Başbakan'ın Ilgaz Tüneli'nde saklandığı iftirasını attı. Söz alan Yıldırım sert biçimde, o gece tanklar senin genel başkanına yol verirken bu ülkenin başbakanı uçaklara alçakları vurun demiştir dedi. Yıldırım'ın bu sırada gözleri doldu. Ve salonu terk ettiler deniyor hemen alt kısmında bu haberin. Provokasyonu Kılıçdaroğlu sürdürdü. Sözü o hale getiren CHP Genel Başkanı 20 Temmuz darbesini şiddetle reddediyorum ifadelerini kullandı. AK Parti sıralarından yuh sesleri yükselirken Erdoğan, Yıldırım ve Bahçeli genel kuruldan ayrıldı. Erdoğan gazetecilerin sorularına rezalet karşılığını vermekle yetindi. Evet değerli izleyenler, bazen yapılanlar karşısında uzun uzun bir şeyler anlatmaya gerek kalmıyor.
kısacık bir kelimeyle de anlatılması gereken her şeyi anlatılabiliyor. Burada da Cumhurbaşkanımız Erdoğan gerçekten tek kelimeyle her şeyi anlatmış durumda. 15 Temmuz gecesi yaşananları bu millet çok iyi bir şekilde biliyor ve sonrasında olanları da biliyor. Bunlar gerek kamera görüntüleriyle gerek sonradan adalet önüne karşısına çıkan kişilerin verdiği savunmalarla ortaya çıktı. Dolayısıyla o gece neler yaşandığını bu millet gerçekten çok iyi biliyor. Devam edelim Yeni Şafak gazetesine. Okurye gül ekmi şeklinde bir manşet atmış. Kılıçdaroğlu'na 24 Haziran stratejisini ulaştıran Kurye'nin FETÖ-ABD ilişkisini kuran Kasım Güley'in kızı Tayyip'e Gülek olduğu belirtiliyor. CHP lideri Meral Akşener'le önce Güley'in evinde, cumartesi günü de Avcılar Hilton'da buluştu. İttifak kararı alındı ve 15 CHP'li vekil İYİ Parti'ye verildi denmiş. Evet, burada Avcılar Hilton Oteli'nden bahsediliyor. Daha önce de Güneş Moteli'ydi. Demek ki bunlar bunu da diğer olayla arasında çok büyük bir fark yok diyebiliriz. O olayın adı Güneş Moteli'ydi. Bu olayın adı da Avcılar Hilton olarak tarihe geçecektir. Devam edelim haberin ayrıntılarına. İlk pazarlık evde yapıldı deniyor. Kılıçdaroğlu 2014 Cumhurbaşkanlığı adayını ABD'li Neocanlara yakın iş adamı Ali Rıza Bozkurt'la yemek yedikten sonra ilan etmişti. Yine kurye mi bekleniyor soruları cevabını buldu. Yeni Şafak, Kılıçdaroğlu ve Akşener'in geçen hafta Tayyip Güley'in evinde yemek yediği bilgisine ulaştı. İlk ittifak pazarlığı burada yapıldı deniyor. Yeni Hilton Güneş Motel. Evet değerli izleyenler, biraz önce de söylediğimiz gibi Güneş Motel olayı başkaydı. Bu da Avcılar Hilton olayı oldu resmen. Haberin ayrıntıları şöyle. İki isim pazarlığa son noktayı cumartesi günü Avcılar'daki Hilton Otel'de koydu. 1977'deki Güneş Motel rezaletini hatırlatan anlaşmaya burada varıldı ve 15 CHP'li Akşener'in partisine verildi. Görüşmenin kamuoyuna yansımaması için korumalar Ramada Otel'de konuşlandı ve gazeteciler atlatıldı deniyor haberde. Ve bu haberin bir diğer kısmına geçelim. Akşener'e büyük tuzak başlığı yer alıyor. 15 Temmuz öncesinde FETÖ'nün Milliyetçi Hareket Partisi'ni ele geçirme operasyonuna alet edilen Meral Akşener, 24 Haziran arifesinde de büyük bir tuzağa çekiliyor. Meral Akşener'in Erdoğan karşısında tutunamayacağını bilen CHP'nin transfer ettiği 15 milletvekiliyle İYİ Parti'yi idare edeceği belirtiliyor. Şimdiden İYİ Parti liderine çekil şantajına başlayan 15 vekilin Akşener'i aday göstermeyeceği ifade ediliyor. 100 bin imza toplama ihtimali de riske girecek olan Akşener'in çekilmek zorunda kalacağı, muhalefet bloğunun Abdullah Gül'ü ön plana çıkaracağı vurgulanıyor diyor. Evet, Abdullah Gül'ün ismi de adaylar arasında yer alıyor değerli izleyenler. Tabii ki bunlar sadece iddia, bunları zaman gösterecek. Ve bir diğer haberine geçelim. Yeni Şafak'ın CHP parsel parsel satılıyor şeklinde. Kılıçdaroğlu'nun kimseye danışmadan 15 vekili Meral Akşener'in İYİ Partisi'ne vermesi CHP'de krize neden oldu diyor. Bu olayı bir de CHP kanadından aktarmış. Bizim sorunumuz değil. Tepkiler şimdilik İlhan Cihaner'in ÖDP, TKP ve DSP içinde 20'şer vekil isteriz sözleri gibi açıkça dile getirilmiyor. Ancak yorumlar, partiyi parsel parsel satıyorlar. İYİ Parti'nin seçime girememesi bizim sorunumuz mu? Biz önce kendi sorunlarımızı çözelim. Henüz ortada adayımız bile yokken İYİ Parti'nin derdine düştük şeklinde oluyor demiş Yeni Şafak gazetesi ve gerçekten de insan düşünmüyor değil değerli izleyenler. Seçimlerde oy veren kişilerin Cumhuriyet Halk Partisi'ne üye olan milletvekillerinin tarafından oylarını vermesi, daha sonra bu milletvekillerinin tamamıyla Kılıçdaroğlu'nun hiç kimseye danışmadan aldığı bir kararla bir başka partiye geçmesi gerçekten enteresan. Dolayısıyla burada aynı biraz önce söylediğimiz gibi bir Güneş Motel olayına benzer bir durum var. Tabii ki bunların cevabını halkımız, milletimiz sandıkta verecektir diyoruz. Ve diğer haberlerine geçelim Yeni Şafak gazetesinin. CHP'nin en derin adamı başlığı var. CHP'nin en meşhur genel sekreteri Kasım Gülek, CIA'in Türkiye'deki adamı ve Fethullah Gülen'i ortaya çıkaran isimdi.
Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi Morton Abramowitz'le tanıştırdığı Fethullah Gülen'e 1960'lı yıllardan ölümüne kadar sahip çıktı. Üst düzey bir mason olan Gülen'in 1996'daki cenaze namazını Gülen kıldırdı. Kızı Tayyip'e Gülen'in Gülen'in mesajını CHP'ye ilettiği tahmin ediliyor denmiş. Okyanus ötesinden gelen emirlerle ve talimatlarla bir şeyler yapılıyor Türkiye'de maalesef ve bu da onun en güzel örneklerinden biri diyebiliriz değerli izleyenler. Ve bir başka habere geçelim. Yeni Şafak gazetesinden dev buluşma Bosna'da denmiş. 24 Haziran kampanyalarına yasak koyan Avrupa ülkeleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gurbetçilerle buluşmasına engel olamayacak. Erdoğan, Avrupa genelinde yaşayan 11 bin gurbetçiyle 20 Mayıs'ta Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki mitingde bir araya gelecek. Dev buluşmanın hazırlıkları şimdiden başladı deniyor haberde. Evet, Yeni Şafak gazetesinin sür manşetine geçelim değerli izleyenler. Bunları anlatmıştık. Bakırköy'de saklanmıştı adıyla bir diğer haber göze çarpıyor burada. Başbakana çirkin iftirada bulunan CHP'liler kendi liderlerinin 15 Temmuz'da saklandığını unuttu deniyor haberde. Darbe sırasında Atatürk Havalimanı'na inen Kılıçdaroğlu, FETÖ'cü askerlerin izniyle Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine geçmişti. Sonradan yayınlanan fotoğraflarda Kılıçdaroğlu'nun ayağında terlik, gelişmeleri televizyondan rahatça izlediği görülüyordu deniyor. Evet, o gece birileri can verdi değerli izleyenler. 15 Temmuz gecesi demokrasimize ışık tutmak adına, demokrasimizi korumak adına can verdiler. Ve biraz önce de söylediğim gibi kameralara yansıyan görüntülerden de kimin o gece ne yaptığını bu Türk halkı gerçekten çok iyi biliyor. Dolayısıyla mecliste sanki bu tür olaylar olmamış gibi davranmak da gerçekten enteresan. Evet, Yeni Şafak gazetesinden bir diğer habere geçelim. Cahilce sözler başlığı var. Kılıçdaroğlu'nu eleştiren bir haber var. Kılıçdaroğlu'nun Osmanlı zulmü ve Osmanlı Türklerle alay ediyordu sözlerine tarihçilerden tepki var denmiş. CHP'nin tarihini bile bilmezken bu tür açıklama yapması işler acısı. Cahili olduğu konuda söz söylemesi doğru değil. Lise tarih seviyesinden sınav yapsam sınıfta kalacağından eminim. Profesör Erhan Afyoncu, Osmanlı'da hiçbir halk zulüm görmemiştir. Padişahların yörüklerle meselesi olsa tarih kitaplarında kendi hanedan kökenlerini Karakeçili aşiretine bağlamazlardı. Osmanlı'da Türkiye Cumhuriyeti de bizim tarihimizdir deniyor değerli izleyenler. Dün bu haber Kılıçdaroğlu tarafından açıklamalarının ardından dün bu haberi ekranlarınıza getirmiştik. Ve gerçekten Osmanlı Devleti'ni ve tarihini tanımayan bir liderden bahsetmek söz konusu burada. Çünkü bizim tarihimizde, bizim gördüğümüz derslerde, ilkokul, ortaokul ve lisedeki derslerimizde biz hiçbir zaman bu şekilde bir Osmanlı tarihi görmedik. Muhtemelen bundan sonra da görmeyeceğiz. Çünkü tarihte bu tür bir şey olmadı. Osmanlı Devleti kendi ırkına, hele de Kılıçdaroğlu'nun sözlerinde yer verdiği Türk milleti ne hiçbir zaman zulmetmedi. Kaldı ki sadece milletine değil, yabancı mihraklara da ele geçirdiği, fethettiği bölgelerde de her zaman oranın siyasi ve kültürel yapısına saygı gösterdi. Biz tarihimizi böyle öğrendik değerli izleyenler. Tarihimizi de tarihçilerden öğrenmemiz gerektiğini bir kez daha vurgulayalım. Evet, Yeni Şafak gazetesinde bir diğer talihsiz bir açıklama başlığı var. Profesör Tufan Gündüz, Osmanlı'nın resmi dili Türkçedir. Osmanlı'da Türk milleti kavramının olmadığını söylemek talihsiz bir açıklamadır şeklinde bu habere de atıfta bulunulmuş. Devam edelim. Yeni Şafak gazetesinin bir diğer haberi Sarkisyan istifa etti başlığıyla Sarkisyan'ın istifasına değinilmiş. Ermenistan'da 10 yıllık cumhurbaşkanlığının ardından başbakanlığa geçen Sarkisyan 11 gündür süren sokak protestoları sonucu istifa etti. İstifa kararı protestolara askerlerin de katılması sonrasında geldi diyor Yeni Şafak gazetesi. Evet değerli izleyenler,
süremizin, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Sabahın Demi programında dünden bugüne yansıyan haberleri, gazete başlıklarını sizlerle paylaştık. Yarın yine aynı saatte burada görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, esen kalın diyelim. Hakkı değerim, hakkı da.